Merhaba arkadaşlar yeniden kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Xiaomi'nin alt markası olan Poco X3 NFC modelinin hem incelemesini hem de teknik özelliklerini sizlere göstermek istiyorum. Telefonu ben uzun süredir araştırdım. Özellikle yoğun oyun oynayan arkadaşlar olursa cep telefonuyla ilgili yani fiyat olarak da bütçe olarak da fazla yukarı çıkamıyorsa iseniz bu telefonu mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Telefonu yine Xiaomi'nin Note 9 Pro'ya eş değer fiyatta olduğu için o telefonun bazı özellikleriyle sizlere kıyas yapmaya çalışacağım. E hemen hızlı bir şekilde videomuza devam ediyoruz. Şimdi ben web sayfası olarak yine Xiaomi'nin e, Poco official yani resmi sitesinden sizlere özelliklerini göstermek istiyorum. Daha sonra da fiyatına bakacağız. Şimdi arkadaşlar yapısal olarak tamamen Note 9 Pro'ya benzer bir e, çerçeve yapısı zaten bu telefonda görülüyor. Ancak arasındaki fark yani Note 9 Pro ile arasındaki fark arka taraftaki kamera şeklinin olmasından kaynaklanıyor. Biraz daha farklı, biraz daha oval yuvarlak bir sistem yapılmış arkadaşlar. Ancak yine parmak izi okuyucusu bu telefonda da Note 9 Pro'daki olduğu gibi de yan tarafta görmek üzeredir yapılmış arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde telefonumuza öncelikle şuradan tıklayalım. Biraz yapısal olarak sizlere göstermek istedim bazı şeyler var arkadaşlar özellikle bu telefonu bir tık yukarı gösterin gösterin e, yukarıda tutan özellikler de bakalım hep beraber. Şimdi arkadaşlar hemen aşağı doğru inelim, i̇nelim ve burada Snapdragon 732G'nin bir işlemci kullandığını görüyoruz. E, Xiaomi'nin Note 9 Pro'sunda bu 720G olarak geçmekte. Arasındaki farkları ben sizler için bir kıyas yaptım araştırdım. Yani bir tık daha yüksek bu işlemci şey olarak da grafik işlemcisi yani GPU olarak da yine Xiaomi'nin Note 9 Pro'suyla aynı işlemciyi kullanmakta bilginiz olsun sadece Poco'nun kullandığı işletim sistemi burada hani herzi de aynı işte yarı iletken yarı sistemleri de ikisi işte 8 nano olarak geçiyor onlar da aynı ancak tabii ki yeni bir sürüm olduğu için yaklaşık olarak test sonuçlarında 6 puan daha yüksek çıkmış görünüyor. Bir diğer bu telefonu yukarı çıkartan özellik ve ki çok iyi bir bence değil herzinin yani ekran herzinin 120 herz olmasından kanaklanmaktadır. Hemen aşağı doğru inelim arkadaşlar. Telefonda gayet güzel bir yapısal değerler benim karşıma çıktı. Az önce işlemci size söyledim ekranı söyledim. Bir diğer özellik ise pilinin yüksek olması. 5160 miliamperlik bir miliamperlik bir pil olduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu pilinin yüksek olması ise uzun süre oyun oynayan, işte müzik dinleyen ya da web sayfalarında internette gezen arkadaşlar için hemen şarjının bitmemesine e, olanak sağlamakta. Hemen aşağı doğru inelim. Burada tabii güzel web sayfası olarak gösterilmiş. Size zaten işlemciyi söylemiştim. Snapdragon zaten kendini yani şöyle söyleyeyim piyasadaki en iyi işlemcilerden bir tanesi diyebiliriz. 6 GB'lık bir RAM'e sahip zaten burada görüyorsunuz LPDDR4X olarak geçiyor. Bu telefon iki modeli var. Bir tanesi 64 GB'lık dahili hafızası olan. Diğeri ise 128 GB'lık dahili hafızası olan ee, Ülkemizde her iki telefonda satış var ancak arasındaki fiyat farkı 100-150-200 TL arasında bir fiyat farkı var. Ee, tabii ki bu telefonu alacak olan arkadaşlar tabii 128 GB'sını almasına tavsiye ederiz çünkü arasında fazla bir fiyat farkı olduğunda e, görmüyoruz. Hemen aşağı doğru inelim. 2002'de lider 4G olarak işlemci olarak göründü karşımıza çıkmaktadır. Hemen aşağı doğru tekrar inelim arkadaşlar. Ben tabii ki teknik özellikleri geçmeden önce böyle bir e, ön bir bilgi anlamında bunları sizlere gösteriyorum. Evet burada diğer bir özellik ise benim en çok sevdiğim bir özellik, e, likit bir soğutma sistemi teknolojisine sahip olması. Özellikle yoğun oyun oynayan arkadaşlar var ise işte telefon elinize tutuyorsunuz. E, bu elinizdeki sıcaklıkla da telefon daha da ısınabiliyor. E, oyunlarda yoğun oyun oynuyorsanız özellikle PUBG gibi ya da işte araba yarışları gibi 3 oyunlar oynuyor iseniz e, işlemcinin ısınması aynı zamanda ekran kartı, ekran e, işlemcisinin ısınması bir de elinizin sıcaklığıyla telefonlar daha çok sıcaklık verdiği için performansları düşebiliyor arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok sıcaklık yayarsa ve bu sıcaklığı biz soğutamaz isek ya da daha doğrusu cihaz soğutamaz ise telefonun performansı düşer. Bu aynı şekilde bilgisayarlar içinde geçerlidir. Bilginiz olsun. O yüzden bu cihaza likit bir soğutma teknolojisi kullanılmış. Bu sayede hem ekranın hem de işlemcilerin soğutması yapılmıştır. Bu tabii ki ne olacaktır? Performansın bir eksik söz konusu olmayacaktır. Aşağı doğru inelim. Zaten burada da gen, kendi testleriyle yapılmış bir özellik görünüyor. İşte diyor ki 6 derecelik bir maksimum ısı yayı dağılımı görünüyor. 6 derece bence gayet güzel bir derece. Yani yüksek değil çok düşük bir derece. E, %20'lik bir ısıyla işte gelişmiş yetenekler az önceki bahsettiğim performansı etkileyen bir şeyler. Bir de nasıl yapıldığı ile ilgili de iki tane sistem. Burada zaten 1 ve 2 numarada görüyorsunuz. Hemen aşağı doğru inelim arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik. Size zaten başta videonun başına söylemiştim. herz değerleri. Ee, burada kendi web sayfasında 60 Hz ve 120 Hz arasındaki farkın ne olduğunu da sizlere gösteriyor. Yani ben burada e, ne anlatsam e, kafada kalmaz. Adamlar bir videoyla bunu başarmıştır. Gördüğünüz gibi yan tarafta 60 Hz ve 120 Hz'lik telefonların de testlerini karşımıza çıkartmışlar arkadaşlar. Benim şahsi kanatım sol taraftaki Xiaomi'nin telefonu, sağ taraftaki ise Poco'nun telefonu. Burada işte ikisini de ön kameralarından çıkartabiliyoruz. 60 Hz'de kaydırma yapıldığı zaman biraz daha böyle ghostlama olabiliyor. 120 herze bu çok çok düşük, gözü yormayacak şekilde devam edebiliyor. Hemen değeri aşağı iniyorum arkadaşlar. Bir de 240 Hz'lik ultra yüksek dokunmatik örnekleme oranı diye bir sistem karşımıza geliyor. Burada kolay ise ne diyor dostlar? Yüzde yüzlük artmış oluyor hızlarda. Yani 4.16 milisaniye kadar daha hızlı tepkime süresine tek, tekamül etmekte. Yine aşağıda bir ufak bir grafikle bir animasyonla bunun ne demek olduğunu da yine bizlere gösteriyor. Sağ taraftaki 240 Hz olana basıldığı zaman 120 Hz'den daha önce tepkime verdiğini görüyoruz dostlar. Hemen aşağı doğru inelim. Evet, burada e, video kayıtlarında öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, telefonu kullanma şeklinize göre kameranın herzini otomatik olarak ayarlayabiliyormuş. E, bunu da gayet güzel bir şekilde burada bize gösteriyor. Normalde herhangi bir şey olmadığında herhangi bir tepkime olmadığında telefon değerli herz. E, video kaydında 60 herz, oyunlarda 60-120 ila Hz, kaydırmalarda 120 Hz e, tek hamleden bir frekans değerlerine karşımıza çıktığını bizlere gösteriyor aşağı doğru inelim ekran boyutu 6.6 inç Full HD Plus diye geçiyor buradaki Full HD'nin olayı 1080p olması Plus'ın olması ise normalde 1920x1080p normalde 2400 olduğu için de artı Plus'ını bizlere gösteriyor arkadaşlar 20'ye 9 bir en boy oranı karşımıza çıkmaktadır Yine aşağı doğru inelim. Buraları hızlı geçmeye çalışıyorum. Ancak tabii ki e, öne çıkan özellikleri bizlere gösterdiği için sizlere de ben bunlardan göstermek istiyorum. Çift stereo hoparlörün olması da büyük bir avantaj dostlar. Özellikle e, müzik dinlerken, oyun oynarken gayet keyif veren bir sistemdir. Tek bir hoparlör olan telefonlarda e, bu fazla keyif vermiyor. Ama eğer ki siz hiç stereo... Yani çift hoparlör olan bir telefon kullanmadıysanız bunun farkına varamazsınız. O yüzden mutlaka çift hoparlörlü bir telefonla tek hoparlörlü telefonu kıyasında eğer arkadaşlarınız varsa bir kıyaslayın farkını göreceksiniz. Hem sesin kalitesini hem de yüksek değerdeki kalitesini göreceksiniz arkadaşlar. Hemen buradan da yine yapmış bir oyun konsolu gibi yüksek hassas titreşimde karşımıza gelmektedir. Titreşim bildiğiniz gibi telefonlarda yıllardır kullanılan bir teknoloji. Hemen gelelim arkadaşlar. Bir diğeri ise Wi-Fi e, kablo yani antenlerinin olması. Burada iki 2 iki, iki, yani dört tane anten olduğu karşımıza çıkmaktadır. Tele telefonu istediğiniz şekilde tutsanız bile frekanslarda yani e, data sinyallerinde, data kalitesinde herhangi bir eksilme olmadığını bizlere gösteriyor. Yine aşağı doğruya gidelim arkadaşlar. Turbo 3.0 diye bir kişileştirilmiş, kişileştirilmiş oyun deneyimi karşımıza çıkmaktadır. Karya hızı optimizasyonu, oyun kararlılığı artarak %37.9 dokunma hızlandırma sistemi dokunma performansı olarak da %100 iyileştirme yapıldı karşımıza çıkmakta güzel bir şekilde de bunu bizlere izah etmiş. Hemen yine aşağı doğru inelim. Ee, yine videomun başında söylediğim gibi pil değerinin yüksek olması 5.160 miliamperlik bir pilin akünün aküsünün olması ee, burada da diyor ki işte teknik olarak daha doğrusu daha doğrusu Xiaomi'nin kendi testlerinden kaynak e, çıkarak oyunlarda 10 saat, e, videolarda 17 saat, müzikte 153 saatlik full şarj şarş e, bize kapasite olarak ne kadar gittiğini karşımıza çekiyor arkadaşlar. Ve 33 wattlık hızlı şarj desteği de e, yarım saatte 162, 65 dakikada ise %100 şarjı olduğunu karşına çıkmaktadır. E, yani bu telefonla elinize oyun oynasanız bile at işte hemen şarjım bitti işte bir saat sonra iki saat sonra ya da ağabey bunu şarja bitireyim gibi bir şey yok çünkü hızlı bir şekilde şarj ettiği için de oyunda yerden devam edebiliyorsunuz hemen aşağı doğru inelim kamera sistemleri tamamen e, Xiaomi'nin Note 9 Pro ile değerlerde Arkadaşlar bunu da zaten birazdan e, sizlere şimdi göstereceğim buradaki Olayımız yine 64 megapiksellik ana, ana, kamerasının olması. bu Xiaomi'de de aynı şekildeydi. Ancak en büyük özelliği ise yine e, Sony'nin IMX 682 bir e, kamerasının kullanması, lenslerin kullanması arkadaşlar. Bu tabii ki bir tık öne çıkartıyor. 13 megapiksellik geniş kamerası var. 2 mega, megapiksellik makro ve 2 megapiksellikse ise derin kamerasının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı doğru da inelim. Ta ki burada bir özellikle işte %1'e kadar bir yakınlaşma olsa bile kalitede bozukluk olmadığını bizlere gösteriyor dostlar. Hemen buraları bitirdik. Şurada bizim değerlerde gösteriyor. Kameranın neler yaptığını, ne özelliklerde olduğunu. Hemen aşağıda da inelim arkadaşlar. Telefon gayet şık duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Ben aslında işte yeni bir telefon bakınıyorum ama fazla yüksek bir meblada bir telefon alamayacağım için hem benim işimi görsün hem de takılmalar olmasın istiyorum. Ben fazla oyun oynayan bir kişi değilim. Ancak aldığım zamanda beni 3-4 sene 5 sene götürebilsin bir telefon istiyorum. Bu telefonda benim aklımda olan telefonlar arasında aslında Sony'nin A71, Xiaomi'nin e Note 9 Pro bir de bu Poco'nun e, X3 NFC modeli şu anda 3 tane telefon benim aynı bütçe olarak, aynı frekans olarak, aynı değerde olarak e, karşımıza çıkan benim aklımda olan 3 telefonlardan bir tanesi. Ama bu Poco bence e, tabii ki bu benim şahsi düşünce, e, Sony ve Xiaomi'nin Note 9 Pro'yu öne, ya yani arkada bırakmış bir telefon benim daha hoşuma gitti. Özellikle frekans değeri, ekran frekans değeri ve likit soğutmanın olması. Hemen arkadaşlar yapısal olarak zaten güzel bir sistem yapmış. İlk yine başta söylediğim gibi tamamen Xiaomi'nin Note 9 Pro'ya benzer bir e, parmak izi okuyucusuyla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir de yine Poco'nun kendi oluşmuş olduğu Miu 12 e, tasarımı karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar aşağı doğru da iniyorum. Burada NFC'nin olduğunu kızıl ötesi'nin olduğunu, suya dayanıklı olduğunu ve 3,5 inçlik kulaklık girişi ve mikrofon kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi olduğunda karşımıza çıkıyor. Zaten bu 3,5 inçlik olması benim gibi işte YouTube'a video çeken, özellikle harici mikrofon kullanan kişiler için olması olmaz diyebiliriz. Evet bu tarafa doğru indik arkadaşlar. Bu arada kutu içerisinde neler var? Onları da göstereceğim. Şimdi buraya kadar yaptık arkadaşlar. Özelliklere gelelim asıl teknik değerlerdeki özellikleri sizlere göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yine 720, 732G Snapdragon olduğunu söylemiştim sizlere. 8 nanoluk olduğunu söylemiştim. 2.3 GHz e kadar bir frekans değeri olduğu var arkadaşlar. Adreno 618 grafik işlemcisini kullanmakta. Ve 4. nesil bir yapay zeka motorunda kullanıyor arkadaşlar. 64 GB'lık ve 128 GB'lık iki versiyonun olduğunu size söylemiştim. 6 GB'lık RAM'i var. Ülkemizde de her ikisi satılmaktadır dostlar. 6.67 inçlik dot, dot display bir ekran yapısı var. Bu tabi ki 120 herzik yenileme hızı, 240 herzik dokunma örnekleme hızına sahip. Frekans ekran çözünürlüğü 1080p olarak geçiyor. Ben tabii ki buradaki küsüratları pek fazla dikkate almıyorum. Benim için önemli olan 1080p mi, 720p mi? Bunlar benim için önemli tabii ki ekranın yapısal olarak genişliği de yani boy olarak genişliği de birinci yapısı yani şu 2400 olan yapıyı da etkilemektedir o yüzden de buradaki 2400 Full HD Plus'ına denk geliyor Plus'ına denk geliyor daha doğrusu 20'ye 9 en boy oranı olduğu söylemiştim 395 ppi, yani 2 piksel arasındaki mesafeyi bizlere gösteriyor 1500'e 1 tipik olarak konsat değerini gösteriyor ve Goron'la Klas, glass 5 bir cam yapısı karşımıza çıkmaktadır. Pilini zaten sizlere söylemiştim. 5100, 5160 miliamperlik ve hızlı bir şarjın olduğunu da size söylemiştim. Pil şarj olarak da e, Type-C karşımıza çıkmaktadır. Kameralarına gelelim arkadaşlar. Özellikle kamera yapısında sizlere söylemek istediğim benim hep telefonlarda söylediğim bir şey vardır. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Şimdi 4 tane kamera var. Burada istiyorsanız 10 tane kamera olsun. Benim için önemli olan kameralardaki Şuradaki F değerleri arkadaşlar. Bu F değerleri ne kadar düşük olur ise kameradaki kalite o kadar yani çekim kalitesi o kadar yüksek oluyor. Bunu bilginiz olsun. Hangi kameraya bakarsanız bakın telefon olsun ya da e, video kamera olsun. Buradaki F değerleri mutlaka düşük olacak ki sizin kaliteli bir video ya da bir fotoğraf çekmenizi sebebiyet verecektir. Şimdi buradaki olayımız 64'lük ana kamerası e, yine Sony'nin dediğim gibi IMX682 bir e, Merceğini kullanıyor. Arkadaşlar aynı şekilde 13 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamerası var, f/2.2. .2. 2 megapiksellik makro bir kamerası var, f/2.4. Yine 2 megapiksellik derinlik sensörlü bir kamerası var. Bu da f/2.4 olarak karşımıza çıkmaktadır dostlar. Ve tabii ki bir e, LED flash ışığı da. Her, kendi yanında gelmektedir. Burada arka kamera fotoğrafçılık özellikleri veya video özellikleri karşımıza çıkmaktadır. Ee, benim e, en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi, daha doğrusu aradığım özelliklerden bir tanesi, arka tarafı e, buğulaştırma yapıyor arkadaşlar böyle videolarda. E, çok e, telefonlarda bu olmayabiliyor. E, harici programlarla bunlar yapılabiliyor. Ama ben burada bunu bulamadım herhalde sanırım bu şu blok modu videodaki blok blok modu buna tekamül ettiğini düşünüyorum arkadaşlar kayıt olarak ise 4 kalık bir video kaydı var ve 30 e, kare saniye olarak geçiyor ancak. 1080p ve 720p ile de yine 30 olarak karşımıza çıkmakta ben bunun sanırım sanki 60 olsa daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü 30 fps bana düşük geldi açıkçası arkadaşlar özellikle arka kamerada yani, yani bu bir tık düşük bence benim şahsi düşüncem. Aynı şekilde ağır çekimlerde buradan mevcut. Şimdi gelelim ön kamerası kamera yani selfie kamerası 20 megapiksellik AI dediğimizde yapay zeka. Aynı şekilde bu ön arka kamerada da mevcut. Hemen şurada da görüyor zaten. AI dediğimiz yapay zeka. Çünkü sizin bunun çektiğiniz görüntünün görüntüye göre kameraları ayarlayabiliyor. Buradaki ön kamera ise 7.2.2 bir FV ile var. Diagram açıklığı mevcut. Yine ön kameranın fotoğraf ve kamera özellikleri de burada karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Şimdi gelelim A ve bağlantı değerlerine. Hibrit sim yuvası, nano yuvası, nano sim ve micro SD yuvaları mevcuttur. 256 GB'a kadar bir micro SD desteği sağlamaktadır çift simlidir ve çift volte destekler. Çift volte dediğimiz ise 4G ile beraber gelen bir teknoloji daha kaliteli bir ses kaynağı oluşturmasını sağlıyor arkadaşlar. Burada yine bağlantı olarak 4G'yi desteklemektedir. Wi-Fi 2.2 demiştim arkadaşlar. 4 tane antene var. Ve bir tabii ki Bluetooth'un 5.1 level'ını destekliyor. NFC olarak ise Google Play destekliyor. Boyutları ise 165.3 mm. Genişlik 6.8 milim, kalınlık ise 9.4 milim değerlerine sahip. Ağırlık ise 215 gram olarak görünüyor. Burada bir aşağıda bir not bırakılmış. Diyor ki veriler Xiaomi'nin laboratuvarlar tarafından sağlanıyor. ölçüm değerleri endüstriyel değerlere göre değişiklik gösterebildiğini bizlere söylüyor. Navigasyon ve konumlandırmalar mevcut. GPS, eGPS, GLONASS, BlueDew ve Galileo desteği var. Güvenlik olarak yan parmak okuçusu ve akıllı yüz tanıma kilidi var. Ses çift hoparlör demiştik. 3.5 inçlik stereocak stereo jack girişi var. Ses çalma olarak bütün formatları desteklemekte. Özellikle MP3 olsa ya zaten bize yetiyor. En kalitesi bu diyebiliyorum. Video oynatma ise yine MP4, M4V gibi MKV format desteklemekte arkadaşlar. HDR 10 video içeri orantılırken HDR ekranı destekledi de burada bir artı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakınlık sensörleri gibi elektronik pusula gibi sensörlerden mevcut arkadaşlar. Suya toza dayanıklı ve üzerinde Android 10 işletim sistemi ve tabii ki Poco'nun kendi MIUI e, Mi 12 tap, e, yapısı karşımıza çıkmaktadır. Paket içeriği ise bu en çok kullanılan, en çok tartışılan bir konu. Artık yeni telefonlarda e, şey çıkmıyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Güç adaptörü çıkmıyor. Ama bu Poco bunu yine içinde pakette olduğunu gösteriyor. Bakın. Güç adaptörü burada mevcut. Type-C kablosu mevcut. Hem kasası var, silikon bir kasa var ve ekran koruması da karşımıza beraberinde geliyor arkadaşlar ve tabii ki diğer değerlerde yani kullanım kılavuzu ve belgesi de geliyor. Şimdi bunun Türkiye'deki yani ülkemizdeki fiyatına bakalım. Ben internetten bir size e, burada aramasını yapıyorum arkadaşlar. Burada e, 3340 TL'lik bir fiyatı var. Ee, bu fiyat heminde e, şöyle söylüyorum, Note 9 Pro ile eş değer bir fiyat arkadaşlar. Note 9 Pro astık biraz daha fiyatı geriledi tabii ki. Ancak bu fiyata bu telefon alınır mı bence alınır arkadaşlar. Ben hatta düşünmüyor değilim. Ee, biraz daha tabii ki araştırmamı yapacağım, başka bir markalarda bakacağım. Ben çünkü e, çok araştıran çok e, sık dokuyan, eğleyen bir kişi olduğum için. Ancak ben bu telefonda sizlere özellikle ben bir telefon alayım, oyunlarda beni üzmesin, özellikle yeni güncellemeler gelse böyle oyunlarda kasma donma olmasın, e, rahat beni götürsün e, diye bir e, düşünceniz var ise bu telefonu sizlere ben e, tavsiye ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.